Sayın Erdoğan ve arkadaşları uyarılarımıza rağmen dayanamadılar. Ve hepimizin ortak değeri olan Ayasofya'dan siyasi rant devşirme telaşına düştüler. Hal böyleyken gelin dün Ayasofya'nın açılmasına itiraz edenlerin bugün nasıl da Ayasofya Fatihi pozlarına girdiklerine birlikte bakalım. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserleri ve Çevreye Hizmet Derneği 2004 yılında Başbakanlığa dilekçe verip Ayasofya'nın müze olması kararının iptalini istiyor. Başbakanlıktan dilekçelerine cevap alamayınca 2005 yılı başında mahkemeye başvuruyorlar. Bursa 2. İdare Mahkemesi kanalıyla Danıştay Başkanlığı'na gönderilen evrakta Başbakanlık derneğin müracaatına yasal süresi içinde cevap vermediği için suçlanıyor ve dava başlıyor. O günün Başbakanlığı, bugünün Cumhurbaşkanlığı ne istiyor biliyor musunuz? Bu davanın reddini istiyor. Yani Ayasofya müze olarak kalmalı diyor. Eğer ibadete açılacaksa bu yargının değil bizim yani yürütmenin inisiyatifindedir diyor. Peki gereğini yapıyor mu? Hayır. Davanın reddini isteyip duruyor. Hatta Sayın Erdoğan bizzat çıkıp önce Sultanahmet'i doldurun diyor. Sonra Danıştay ibadete açılma kararını verince aynı iktidar meydana çıkıp ben yaptım pozlarıyla caka satıyor. Başvuran bir dernek dilekçeyi sümen altı edip cevaplamayan dönemin başbakanı Sayın Erdoğan. Kararı veren mahkeme ve Danıştay. Ama propagandist medyaya bakarsanız bu işin kahramanı iktidar. Hem de bizzat o davanın reddini isteyen iktidar. Yine bir riyakarlık, yine vatandaşı değil, kendi ikbalini düşünme hastalığı. İlk günden itibaren İyi Parti olarak biz dedik ki Ayasofya'yı ibadete açın ama siyasete kapatın. Ama iktidar Allah'ın evine siyaset sokma hastalığından bir türlü kurtulamadı. Ortak değerlerimizi suistimal etmekten geri kalmadı. Karar sürecinde gösterdikleri riyakarlığı açılış programındaki sözleriyle bambaşka bir boyuta taşıdılar. Güzel Ayasofya'nın o güzel gününde hepimiz şu cümleleri bekledik. Selam olsun Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan'a. Selam olsun İstanbul'u fetheden Fatih'e. Selam olsun İstanbul'a ve Ayasofya'ya istiklalini yeniden kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Söylenmesi gereken buydu. Ecdadımıza ve tarihimize saygının gereği buydu. Devlet insanlığına, cumhurun başkanlığına yakışan buydu. Ama bu bile efendilere zor geldi. Bırakın saygıyla selamlamayı, saygısızlık etmekte hiçbir beis görmediler. Böylesine güzel bir günde bile düşmanlık etmekten utanmadılar. Buradan o efendilere sesleniyorum. Türk tarihi bir bütündür. Türk kahramanları, aynı emanetin savunucuları, aynı bayrağın sancaktarı, aynı davanın mihmandarlarıdır. Alparslan da bizimdir, Fatih de bizimdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Değerli milletvekilleri, tarihte Atatürk'e düşman olup da Türk'e dost olan çıkmamıştır. Bunun tek bir istisnası bile yoktur. Çünkü Atatürk Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleketin ve büyük Türk milletinin mavi gözlü bozkurtudur. Ayasofya'da
makamının ve sıfatının gereğini yapıp gönülleri kazanmak yerine lanetlerden bahsedenlere sesleniyorum. Hastanede koşa koşa ziyarete gittiğiniz, keşke Yunan kazansaydı diyen fesliği örnek alıp tarihi delik deşik edeceğinize işgal kuvvetlerini dize getirenlerle, sevri yırtıp atan ve misak-ı milliyi çizenlerle gurur duyun, gurur. Kuvayi milliyecilerin katlinin vacip olduğuna fetva veren Dürizade gibi alçaklardan feyz alıp Kurtuluş Savaşı kahramanlarına lanet okuyacağınıza oturduğunuz koltuğun ilk sahibi olan İstanbul hükümetinin idama mahkum ettiği Ankara müftüsü Rıfat Börekçi hocamızla gurur duyun, gurur. Yunan'a ilk kurşun atan Hasan Tahsin'le, Çanakkale geçilmez diyen 57. alayla, söz verdiği saatte Çiğiltepe'yi alamadı diye canına kıyan Albay Reşat'la, Kara Fatma'yla, 200 kiloluk top mermisini namluya süren Seyit Onbaşı'yla gurur duyun, gurur. İstiklal Savaşı binlerce yıl öncesinden günümüze kalan mitolojik bir masal değildir. Her detayın arşivlendiği, fotoğraf ve görüntülerle belgelendiği bir mücadeledir. Dönemin İngiliz basını İstiklal Harbi'ni Türklerin kesin zaferi olarak yazar. Fransız basını Yunan hezimeti diye yazar. Yunan basını Küçük Asya felaketi olarak yazar. Kurtuluş Savaşı aynı zamanda İslam ülkelerinin bağımsızlığını kazanması için bir psikolojik eşik olmuştur. Türklerin emperyalist devletlere karşı bu zaferi tüm İslam coğrafyasında yankılanır. Müslümanlar Mustafa Kemal'in büyük zaferinden ilham alırlar. O yüzden Cezayir'de Allahu Ekber diyerek şehit düşen Cezayirli askerin göğsünden Mustafa Kemal fotoğrafı çıkar. Kalın kafalara girememiş olsa da Türk olmak bir şereftir. Türk tarihine hakkıyla sahip çıkmak bir şereftir. İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal'i anmak bir şereftir. Sizler bu şerefle yaşamamayı tercih edebilirsiniz. Bu sizin sorununuz. Rahmetli Elçi Bey'in dediği gibi, Allah'ın bahşettiği şerefi istemeyene biz zorla şeref verecek değiliz. Ama unutmayın ki bağımsızlığı sağlamak için ödenmiş bedeller var. O bedeli tereddütsüz göze alıp toprağa düşenlere saygı göstermek zorundasınız. Bu bir lütuf değil, hem dinimizin hem de töremizin gereğidir. Allah Muhammed aşkına, Muhammed Ali aşkına, Atatürk'le alıp veremediğiniz nedir kardeşim sizin? Vatanı işgale yeltenen Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler, Mustafa Kemal'e düşman olsa anlarım. Ama siz neden düşmansınız? Buradan iktidardakilere sesleniyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bizim için kıymetli bir makamdır. Ama şunu söylemeden de geçemem. Siz utanmadan Ayasofya'yı düşmandan kurtaran ecdada saygısızlık ederken 16 Türk adasından Yunan bayrakları dalgalanmaya devam ediyor. Onlar şanlı bayrağımızı ateşe vererek milli onurumuza hakaret ediyor ama siz hala Mustafa Kemal'le uğraşıyorsunuz. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli milletvekilleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşları öz yurdunda minarelerin gölgesinde İslam'ın son zafer sancağında 5 vakit ezan sesinin yankılandığı Türk vatanında şanla, şerefle, nur içinde yatıyor. Önce vatan diyenlerle atasını bilmeyen vatansızlar arasındaki
fark işte budur. Nihal Atsız'ın dediği gibi, saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna. Tuğ kaldırmış olan orduların başbuğuna. Göreve geldiği günden bu yana, İstiklal kahramanları için bir hayır duayı bile çok gören Ali Erbaş bu sefer de utanmadan onlara lanet okumaya kalktı. Varsın onlar günlerini aynı vefasızlıkla, aynı nankörlükle, aynı kadir bilmezlikle geçirmeye devam etsinler. Bakın ne güzel söylemiş Abdurrahim Karakoç. Rızayı hak için çıkmışız yola. Kulların engeli yıldırmaz bizi. Onulmaz dosyaların açtığı yara, düşmanın kurşunu öldürmez bizi. Çile, bela yağıyorken etrafa, hak, adalet dedik, çıktık ön safa. Kötü tanıtsa da 3-5 et kafa, tarih kötü diye bildirmez bizi. Şimdi bu salonda sizlerden ve ekranları başında bizi izleyen milletimizden rica ediyorum. Bundan bir asır önce İstanbul'u ve Ayasofya'yı yeniden özgürleştiren iktidarın ve saray bürokratlarının lanet okuduğu o aziz kahramanlarımızın ruhuna Fatiha hediye edelim. El Fatiha.